Çünkü soruşturma gerekçe gösterilerek belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Ancak soruşturma kapsamında soruşturmanın içeriği ne olduğuna dair bir bilgi maalesef yok. Bunun sebebi de soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararının verilmiş olması ve avukat görüş kısıtlamasının getirilmesi var. Şimdi şöyle bir husus var. Yani bir idari işlem yapılıyor. Bu idari işlemle belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. Ancak bunun gerekçesi ortaya konulmuyor. Bu zaten belli, zaten idare hukukunun en temel ilkesi olan idari işlemlerin belirliliği ilkesine aykırı. Gizli bir soruşturma gerekçe gösteriliyor, avukat kısıt yasağı getiriliyor. Her soruşturmanın neye dayandırıldığını, soruşturma kapsamında nelerin olduğu bilemiyoruz. Ancak bu gerekçe gösterilerek idari bir işlemle belediye başkanı görevinden uzaklaştırılıyor. Bu da yine idarenin belirliliği ilkesine açıkça aykırı. Yani idare verdiği, yapacağı işlemlerde ve işlemin nedenlerini ve gerekçelerini açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Bunu gerekçelendirmek zorundadır. Ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden eş başkan görevinden uzaklaştırılmış durumda şu anda. Normal şartlarda belediye başkanı seçilme yeterliliğini kaybederse eğer, belediye başkanını belediye meclisi kendi içerisinde yapacağı oylamayla belirler. Hukuken de uygulanması gereken yol ve yöntem budur. Ancak halkın iradesi esas alınmadığı için kayyum yöntemi tercih edilmekte. Bu bilinçli bir tercih. Çünkü normal şartlarda belediye meclisi kendi içerisinde başkanı seçecektir. Ve bu Kürt illeri dışında olan belediyelerde bu yöntem uygulanmıştır. Olması gereken de bu yöntemdir. Hukuka uygun olan da bu yöntemdir. Belediye meclisinin kendi içerisinde yeni başkanı seçmesi. Ancak burada şunu görüyoruz yani. Siyasal iktidar Kürt halkının iradesine saygı duymuyor. Ve Kürt halkının kendi hür iradesiyle yönetmesine izin vermiyor. Kendi tahakkümünü devam ettirmek istiyor. Bu sadece irade gaspıyla açıklanabilecek bir durum değil. Evet, bir irade gaspı da var. Ancak bunun yanında siyasal iktidar kendi savaş politikalarını da sürdürebilmek için bu kayyum yöntemine tekrar başvurmuş durumdadır. 2016'dan öncedeyi makabenle hember irada geli kurt. Gasp grina irada geli kurt. Desnişan grina kayunam kayuman leser kar yani pergala deslatar AKP ve MHP bitti avayı irada geli kurt nasnak nakazı kurt ve bu kadi irade kurt bu hukuk bir reve bebe hani jber ve yekeyci evnezi deh salayı lebajarin kurdan او شالداریان کو کرداب دستخستنه یک بی یک گاسپ دکن یعنی اف بو یعنی به گاسپ کردن جول مرگرجی اف بو جرا سیمینه کایومان دست نشان دکه یعنی لعرض نگاریا کرده لسر آخه کرده دخوازن به اراده بوینی که در خینن حاله یعنی به پلیتیکا کایومان را پر به گری ویاد بینن یعنی اش عالی کی دژی به کایومان را اصلا مرکانه ne razı buna pergala deslatar alhember irada jineji bigrendes yani kan bir rengi jin yani jin de her şare dariye me de hefsaru ke men jin hani endamen meclisa şare dariye hani veya ji wan aciz dik yani da mad için jol emerge de için bajarenden jin derdi ka peş irada jin ne derdi ka peş yani bu gotunik denem karbejin desnişan kırına tayin kırına kayuman هنی کی جیل هم بر پرگالا هفسروکاتیه یه لهم بر ایرادا جنا کرده هبونا جنایه یعنی او پروکری اف پرگال جنا دترسه نخواهد. سیلواندا یه نلیه بی سیچیم واردی. یه AKP نین ادایانن بیزات ساندکلاری یکارک ابطال اتیردی. بی انلاندا اصلا هالک ایرادسی نی گاسپ اتمه چالشتی کایم اتما استدی. طرزدا
bir seçim iptal olmuştu ve dün Hilvan halkı, onurlu Hilvan halkı bu adeta kayyum, bu iradenin gaspı kararına karşı tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Tam da biz bu yönlü yaklaşırken bu sabah saatlerinde Hakkari Belediyesi'ne hukuki olmayan, hiçbir şekilde realiteyle de alakalı olmayan bir konuda gerekçelerle kayyum atandı. Bu irade gaspıdır. Bu bir siyasi darbe niteliğindedir. Halkın iradesinin yok sayılmasıdır. Bu eski tarz yöntemlerle bu kayyum atama biçiminde kabul etmeyeceğiz. Halk kabul etmeyecek. Bizler Urfa olarak da Hakkari halkının iradesinin yanındayız. Bu iradenin tekrar iadesi konusunda da bizler elimizden gelen çabayı, mücadeleyi ve direnci göstereceğiz.